Hiç sorma hiç. Anne baba aynı anda ölüp gitti. Düşün bir. Nasıl dayanılır buna? Ama Harun iyi çocuktur. Kalbi yumuşaktır. Reyhan'a onların yokluğunu hissettirmez. Çalışkandır da sonra. Kalan mala mülke temizlik etmeden bakar Reyhan. Sıkıldın mı içeride? Kalabalık değil mi? Herkes bana bakıp ağlıyor. Sıkıldım. Annem ve babam cennete gitmişlerdir. Değil mi dayı? Orasını Allah bilir Reyhan. Ben okula gitmeyeceğim artık. Olmaz öyle. Unut okula gitmemeyi filan. Annem bir duysaydı bunu ne kadar üzülürdü düşünsene. Ama duymuyor. Ben de istediğimi söylerim. Belki de duyuyordur. Nereden biliyorsun? Vanine gitmeyeceğim. Okulda bütün çocukların annesi babası var. Ama benim yok dayı. Dur bakalım. O kadar uzun boylu değil. Ben ne güne duruyorum burada? Artık senin annen de baban da benim. Seni rahat ettirmek için ne kadar çok çalışmam gerekirse o kadar çalışacağım. Sen de karşılığında üniversiteye gidip doktor olacaksın. Dayı, sen de beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Bırakmayacağım. Söz mü? Söz. Kolay gelsin Harun. Sağ olasın Remzi abi. Yarın bayram oğlum. Arife günü de bu kadar çok çalışılır mı? Mehmet Ali ağayı zengin etmeye kararlısın anlaşılan. Ne demekmiş o? Hepimiz biliyoruz çalışkan adamsın ama sonu var mı Harun? Burada böyle uğraş, ek, biç. Başkasının toprağı içinde kendini bu kadar hırpalamaya değer mi yahu? Toprak başkasının toprağı ama... Buradan çıkan ekmek benim de ekmeğim Remzi abi. Hem benim hem Reyhan'ın. Ne Reyhan'ı yahu? Rahmetli eniştenin şehirdeki arsaları sana geçmedi mi Reyhan'la beraber? Hayır geçmedi. Eniştemin mirası ne diye bana geçsin? Arsalar Reyhan'ın üzerine. Onlar da zaten hepsi iki tane. Reyhan reşit olsun, arsalarını nasıl isterse öyle kullanacak. O reşit olana kadar sen de böyle el alem için çalışmaktan ölüp gitme de. Her şey Allah'tan Remzi abi. Ben elimden geleni yapayım da. İyi ya. Kolay gelsin o zaman. Bayramın 3. günü pazar var ha. Haberin olsun. Gidiyoruz şehre. Biliyorum. Hazırlığımı yaptım ben. İyi hadi. Kolay gelsin. Selametle. Gitmediğimiz kimse kaldı mı? Var. Bir Salih amcalar, bir de Harun abiler. O zaman Salih amcalara gidelim. Onlar para verir. Evet. Harun abide para yoktur. Belki şeker. Bence o bile yoktur. Olsun. Gidelim yine de. Reyhan'ı da görürüz. Şimdi sabah sabah. Reyhan, kapıya baksana. Kapıyı niye açmıyorsun Reyhan? Neredesin gene sen? İyi bayramlar. Size de iyi bayramlar. Ne kadar bayramlık halimiz kaldıysa. Harun abi, Reyhan nerede? Yok Reyhan, içeride ders çalışıyor. Aman, bayramda da ders mi çalışılırmış? Hadi bakalım hadi. O kadar bilmeyin siz. İyi bayramlar. Aa, şeker bile mi yok? Hayır yok gördüğünüz gibi. Bir dahaki bayrama artık. Hadi. Reyhan! Reyhan neredesin dedim. Reyhan! Buradayım dayı. Niye çıkmıyorsun ortaya? Çünkü... Yeni elbisem yok dayı. Arkadaşlarımdan utandım. Saçmalama. Sana elbise alacağız diye bir ay boyunca aç mı kalsaydık?
Doğru dayı. Haklısın. Dayı. Hiç değilse ayakkabı alsaydık. Geçen bayram aldık ya kızım. Ama onlar eskidi dayı. Yok kızım. Yok. Anlamıyor musun? Yok işte, yok. Benim gücüm bu kadarına yetiyor, tamam mı? Yok. Bu kadar. Beğenmiyorsan işte kapı. Gel, gel. Kıvırcığa gel. Taze taze, taze taze. Gel, gel. Gel. Buyur abla, hoş geldin. Bu kaç lira? Abla, onun demeti 50.000 lira. Ama onu bırak abla. Çürük o. Bu daha güzel. Sağ olasın oğlum. Hayırlı günler. Afiyet olsun ablam benim. Hayırlı günler. He, haftaya kırmızı turp var. Kırmızı turp. Maşallah, bir şey kalmamış. İyi satış olmuş ha? Eh, çok şükür. Bugün de kurtardık. Bunlar kaldı işte artık. Ama hepsi çürük zaten. Çöp, çöp. Niye çöp Harun? Bak, bunu bunun yanına, bunu bunun yanına. Böyle karıştırarak sat. Pazar burası. O kadar çürük olur. Hayır. Benim tezgahımda olmaz. Bunlar satılmaz. Aman be, böyle yapa yapa öleceksin acından. Hadi bugünü kurtardın. 2 hafta sonra ne olacak? Ne olacakmış 2 hafta sonra? Aha, senin de dünyadan haberin yok. Mehmet Ali'ye satıyormuş senin tarlayı. Nasıl yani? Duymadın mı oğlum? Durmuşların Osman'a satıyormuş. Toplu para mı gerekmiş neymiş? 3 taksitte devrediyormuş. Yapma ya. Ya, neredeyse işsiz kaldın. Halbuki satsan eniştenin arsalarından birini, şu parkın orada vardı galiba bir tane. Onu satsan mesela, çok para eder o. En azından tarlanın 2 taksidini ödersin. Sen de taktın eniştemin arsalarına Remzi abi ya. Anlamıyor musun? O arsalar benim değil, Reyhan'ın. Allah Allah. Aman, sana da akıl veren de kabahat. Yemek geldi tamam, usta. Tamam, geldim, tamam. Remzi abi, ben kapatıyorum tezgahı. Biraz işlerim var. Ben kendim dönerim köye. Hadi size pazar ola. Eyvallah Harun, köyde görüşürüz. Ama bak, o arsa işini düşün ha. Tarlayı kaçırma. Tamam tamam, düşünürüm. Eyvallah. Hadi bakalım, hayrını gör. İyi alışveriş oldu. Ama dua et, benim 2000 anın arasında kaldıydı burası. Yoksa bu kadar para vermezdim. Öyle deme. Bu araya 3. apartmanı diktiğin zaman bana dua edersin.
Ya hemşerim, buyur. Bir şey soracağım ama yanlış anlama. Buyur. Şu giden kız. Kimin nesidir? Ha, o mu? Ayşe o. İyi kızdır. Bizim mahallenin kızı. Bak, sana bir şey diyeceğim kardeş. Şimdi benim köyde 2 günlük bir işim var. 2 gün sonra gelsem de bana bir büyüklük yapsan. Hadi bakalım Harun. Al hayrını gör. Göreceğiz inşallah Mehmet Ali Ağa. Bana çalıştığın kadar kendine çalışırsan çok ekmek yersin bu tarladan, çok. Evvelallah Mehmet Ali Ağa. Hem ekmek yerim hem de senin taksitlerini tıkır tıkır öderim inşallah. Artık öyle. Bundan sonra kendime çalışacağım. Çok iyi bir iş yaptın Harun, çok. Tamam. Şimdi siz de bana bir büyüklük yapacaksınız. Yapalım Harun, neymiş o? Hayırdır? Hayır, hayır. Takalım şimdi yüzüklerinizle parmaklarınıza. Evet. Allah tamamına erdirsin. Bir yastıkla kocattırsın inşallah. Teşekkür ederim abi. Tebrikler, tebrikler. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Toprak niye böyle? Niye bereketsiz artık? Aylar oldu. Kolay gelsin Harun. Hayırdır, yine mi gelmiyorsun pazara? Görmüyor musun Remzi abi? Kesildi toprak, kurudu mübarek. Kaç ay oldu doğru dürüst, bir tek parti ürün alamadım. Bu sene her yer kurak, takma kafana ha. Mehmet Ali Ağa'nın selamı var. 3. taksidi geciktirmişsin galiba. Hem de birkaç ay mı gecikmiş ne? Bir ara uğrasın diyor. Yok para mara. Yok. Olunca veririm. Git öyle söyle. Tamam. Benim için hava hoş. Hadi kolay gelsin. Ah be kızım, ah be ya. Dikkat etsene bir kızım. Oho, şu üstüne başına bak. Çantanı da perişan ettin, üstünü de. Sersem. Dayıcığım, seni, yani seni görünce beni almaya geldiğini sandım. Heyecanlandım. Bunca iş güç arasında bir de seni okuldan almaya geleceğim. Hadi toparlan da eve git, hadi. Dayıcığım, ama dayıcığım, eve böyle gidersem yengem çok kızar. Elbiselerim, çantam. Tamam, sen Fatmalara git, beni bekle. Bakacağız bir yoluna. Seni buldum al yazmalım. Kaybetmek istemem. Harun! Harun, nerede bu çocuk bu saate kadar? Fatmalara gidecekti ders çalışmak için. Asya. Ders çalışmakmış. Ne işi olur onun dersle mersle? Geldi işte. Neredesin sen? Fatmalardaydım. Aç mısın? Yok, yedim Fatmalarda. İyi o zaman. Gel de yardım et biraz. Ayıp değil mi ikiniz bir olmuş adam çekiştiriyorsunuz? Yardım etmeyeceksen etme. Otur televizyon izle, ver ben yaparım. Yok yenge, öyle dalmışım da. Biri dalar gider, öteki ayaklarını uzatır yatar. Hizmetçiniz var çünkü burada. Öf, söylenip durma gece gece Ayşe. Yorgunluktan canım çıktı zaten. Ha, ben yorulmuyorum çünkü. Ya koca evi tek başıma çekip çeviren ben değilim. Ya nasıl bir beddua aldık bilmiyorum ki. Şu sıkıntımız bitmedi gitti. Ya bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de bu. Doğurmadan annelik yapıyoruz el alemin çocuğuna. Ay! Ah! Önüne bak demedim mi ben sana? Demedim mi ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin kadın? El alem dediğin benim kardeşimdi, kardeşim! Ben de karınım senin, unuttun galiba. Bir daha Reyhan'a bağırdığını işitmeyeceğim Ayşe. Yoksa
Yoksa ne olur ha? Of Ayşe, of! Bıktım her şeyden sümsükerim, bıktım. Ayşe, ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum, gidiyorum. Sen de otur yeğeninle tek başına. Ya neden böyle yapıyorsun? El kadar çocuktan istediğin ne? Bak. Bak, hala onu savunuyorsun. Ya ne savunması, ne diyorsun sen? Sana dokunduğu mu var çocuğun? Sinirime dokunuyor, sinirime. Böyle Ayşe, sümsük karşımda Ayşe oturmuyor mu? Sinirime dokunuyor. Sen zaten bütün gün dışarıdasın. Yüzümü görüp hatırımı sorduğun mu var? Eve geldiği zaman da her dakika üçümüz. Evleneli bir seneye yakın zaman oldu. Rahat rahat bir kere yalnız kalıp yemek yiyemedik. Ya susarsın böyle. Verecek cevabın yok. Bak. Bak Reyhan'ın bizimle yaşayacağını biliyordun. Yalan mı söyledim sana? Kandırdın mı seni? Evet kandırdın. Şehirde arsalar var dedin. Ha? İşlerin büyüyor dedin. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmam dedin. Yalan söyledin. Söyledim doğru. Öyle olacak. Bak az bekle. Ayşe, Ayşe. Bak, bak ne kadar mutlu edeceğim seni. Ayşe. Değişimi çürtemem senin elinde. Babama gideceğim. Anlatacağım çektiğim eziyetleri. Ben bir evin bir kızıyım. Gelemem zora. Bilmiyor muydun beni alırken? Biliyordun. Daha ne o zaman? Yarın öbür gün çok dövünürsün Ayşe Ayşe diye. Ayşe, delirme. Bak, beni de delirtme. Hadi bırak şunları da uyuyalım. Ayşe bırak şunları. Eksik var burada. Burma bileziklerden biri nerede? Ne bileyim ben. Nerede? Her gün açıp açıp altınları sayan ben değilim. Yok işte. Yok. Nerede? Nerede? Ben biliyorum nerede olduğunu. Biliyorum. Reyhan! Hayır. Allah'ım lütfen bana yardım et. Kurtar Reyhan beni buradan. Ama dayım da Reyhan dedim değil sana. Gel buraya. Nerede bilezikler? Seni hırsız lan kör. Ya bıraksana onu bırak. Niye bırakacağım ben niye? Ha? Yaptığın cezasını çekmeyecek mi? Yapmış işte bir hata Ayşe. Çocuk. Hep çocuk kalmayacak herhalde. Büyüyecek. Çocukken bunu yapan büyüyünce kim bilir. Neyse. Ya alırım ben sana yenisini. Hadi üzülme artık. Yenisini alacakmış. Neyle alacaksın? 5 kuruş paran mı var senin? Ben almadım hiçbir şey. Hırsız değilim ben. Hırsız değilim. Selamun aleyküm Harun Bey. Ve aleyküm selam Remzi. İşler iyi maşallah. İyi çok şükür. Ama seninkiler durgun galiba. Geçen ayki ödemeyi de yapmamışsın. Sıkıştık biraz Harun. 5 tane çocuk okutmak kolay değil. Sen bilemezsin tabii, çocuğun yok. Ödeme yapmak için bir ay daha mı mühlet istiyorsun? Evet mümkünse. Mümkün değil Remzi. Efendim? Sana daha fazla mühlet veremem. Çalıştığım diğer pazarcı esnafına haksızlık olur. Hem... Borcun epey birikmiş. Tamam Harun, borcum borç. Hem durumumu da biliyorsun. Eski arkadaşlığımızın hiç mağduru yok. Ticarette hatır olmuyor Remzi. Bak, bu müesseseyi bugünlere getirmem kolay olmadı. Hatır gönül işlerine kalsaydım, şimdiye batmıştım. Konuşturma şimdi beni Harun. Buralara nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Reyhan'ın arsalarını satıp kullanmadın mı? Çetin! Bak buraya oğlum. Buyurun Harun Bey. Remzi Bey'in kamyoneti bir süre bizde kalacak. Borcunu getirdiği zaman kamyoneti götürür. Başüstüne Harun Bey. İşlerin iç yüzünü bilmeden öyle ulu orta konuşma Remzi. Ayıp oluyor. Bunca yıllık arkadaşlığımızın hiç mi hatırı yok? Hele hele Reyhan'ın adını anman. Çok ayıp Remzi. Reyhan artık çocuk değil. Büyüdü. Genç bir kız oldu Reyhan.
Bir genç kız hakkında böyle ortalık yerde konuşmak hiç yakışıyor mu sana? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Reyhan. Efendim. Ne yapacağız? Neyi ne yapacağız Hasan? Reyhan. Lütfen anlamıyormuş gibi yapma. Seninle evlenmek istediğimi bal gibi biliyorsun. Hem senin de benimle evlenmek istediğini biliyorum. Ama dayımın buna müsaade etmeyeceğini de biliyorsun. Biliyorum Reyhan. Dayının seni şu miras meselesi yüzünden salmayacağını biliyorum. Daha da tuhafı, babam da sorun çıkarıyor. Nasıl yani? Yani işte, el alem diyor. Gözümüz Reyhan'ın mirasında zannedecek. Yani baban istemiyor mu beni? İstemiyor mu? Hayır, öyle değil. Benim seninle miras için evlendiğimi düşünecekler diye üzülüyor. Keşke o miras hiç kalmasaydı. Başımıza açtığı işlere bak. Üzülme Reyhan, üzülme. Tamam. Sakin olmamız gerekiyor. Hı? Ben gidip yengemle konuşayım önce bir. Olmazsa bir çaresine bakarız. Bunun çaresi belli Reyhan. İyi günler Harun Bey. Çekler tahsil edildi Harun Bey. Yekün burada. Tamam. Harun Bey. Bıraksanız da bir kısmıyla kağıt alsak. Borsa maşallah bu ara çok iyi. Mesel efendi. Yeterince kağıdımız yok mu bizim? Benim çok aklım ermiyor biliyorsun. Bulaştırdın beni bu işlere ama... Harun Bey, asla yeterince kağıda sahip olamazsınız. Çünkü kağıtlar yavruluyorlar biliyorsunuz. Siz bir şey yapmasanız da çoğalıyorlar. Onlara niye biraz yardımcı olmayalım? Tamam. 10 milyarlık dağıl bakalım. Sonu nereye varacaksa. Sonu muhakkak iyi olacak efendim. Hiç merak etmeyiniz. İyi günler. İyi günler. Buyur. Teşekkür ederim. Olmaz Reyhan. Benim rızam yok bu işe. Ama neden dayı? Küçüksün daha güzel kızım. Ben evleneceğim vakti söylerim sana. Okulum bile bitmedi daha. Eğer bebek için endişeleniyorsanız sorun değil. Siz bu bebeğin olması için 7 sene beklediniz. Ben de o büyüyene kadar 1 sene daha beklerim. Yengeme yardımcı olurum. Nasıl olsa üniversitede okumayacağım. Olmaz diyorum kızım. Niye karşı çıkıyorsun? Sanki ben senin kötülüğünü düşünüyorum. Allah Allah. Evlendirmesine evlendiririm seni. Ama benim de kendime göre düşündüğüm şeyler var. Dayıcığım bak. Düşündüğün düğün dernek filansa hiç gerek yok masrafa. Yük olmam ben size inan. Sonra şu miras meselesi de... Kapatsana şu televizyonu Ayşe. Hı? Sevdiğin... Mesele miras değil. Mesele o mirasın nasıl yönetileceği. Sen daha yeni reşit oldun. Evlenmen durumunda hiç tanımadığımız birine o parayı teslim etmek... Yok. Olacak iş değil. Dayı... Dayı ne olur böyle yapma. Aa. Ne laf anlamaz kızsın sen be? Olmaz diyor dayın, duymuyor musun? Sen karışma Ayşe. Ya doğru düzgün laf konuşamayacak mıyım ben bu evde? Biri laf dinlemez, öteki her şeye bozulur, kapris yapar. Bana bak Reyhan. Bu konuda bir daha konuşmak istemiyorum. Ben ne zaman evleneceksin dersem o zaman evleneceksin. Hem bak yengen doğurdu doğuracak. Böyle bir haldeyken yormayalım şimdi onu. Sana bugüne dek bir kere bile karşı çıkmadım dayı. Ama şimdi... Neyse,
Bunları belki konuşuruz. Belki de hiç konuşmayız. Benim iznim olmadan bu evden dışarı adım atmayacaksın. Duydun mu beni? Duydum. Tamam Hasan, ben hazırım. 15 dakika sonra gel al beni. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı artık. Hı-hı. Evet, korkmuyorum. Tamam, bahçe kapısının önünde bekliyorum seni Hasan. Görüşürüz. Anneciğim, babacığım. Biliyorum, siz böyle bir şey yapmamı istemezdiniz. Ama o kadar çaresiz kaldım ki. Beni affedeceğinizden eminim. Kaçmış mı? Ama belliydi zaten böyle yapacağı. Ne yapıyorsun Harun? Harun! Harun, bırak gitsin! Hayır, gidemez. Beni bırakıp gidemez. Oh, Harun dur. Harun yapma lütfen. Ne Reyhan! Gitme. Harun! Yapma Reyhan, Harun! Neredesin? Geri dön. Bak halime, burada yapma. Olduğunu biliyorum Reyhan. Lütfen, Harun. Reyhan! Ne olur Reyhan! Bana acı, bırak gitsin. Lütfen, yalvarırım. Eğer şimdi giderse hakkından vazgeçmiş olur. Ona hiçbir şey vermek zorunda kalmayız. Namusumuz elden gidiyor kadın. Sen hala neler düşünüyorsun? Bırak beni. Reyhan. Harun. Harun yapma, ne olur bırak gitsin. Çık ortaya Reyhan. Çık. Biraz. Sen misin lan o? Sen misin? Dur yapma. Dayı. Dayı dur yapma. Dayı dur yapma. Reyhan. Çabuk dayı. Geri dön. Elimi kana bulama benim. Reyhan. Dayı yapma. Hayır. Dayı dur yapma, dur. Dayı, senden bir şey istemiyoruz. Bırak gidelim ne olur. Harun bırak gitsinler. Aklından vazgeçsin ne olur. Sen karışma kadın. Reyhan, kaçalım hadi. Durma Reyhan, kaç. Kaç, araba şurada, durma. Reyhan, kaçma, dur. Kaçma. Hasan! Harun! Hasan! Ayşe! 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 Bırak Hasan! Ayşe! Allah bağışlasın, bir kızınız oldu. Ay canım benim, ay güzelim. Ay canım benim. Ayşe nasıl? Hayır. 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 Ayşe! Ölme Ayşe! Kurşun yarası mı bu? Saçma. Tüfekle oynarken olduydu. Ama eskiden. Kardeşim, nasıl yaparsınız? Nasıl olur da bu kadar zaman bize gelmezsiniz? Doktor bey, biz... Yani o zaman tedavi olmuştu. Fena da değildi ama... Geçen yıllar içinde nüksetti. Bir iki gösterdik, iltihap dediler. Bir ilaçlar, bir şeyler sürdük, geçti. Ama iki aydır yine bu halde. Aferin. Ne yapacağız peki şimdi bu bacağı? Ne yapacağız doktor bey? Keseceğiz. Ne? Of.
Başka bir şey yapılamaz mı doktor bey? Ameliyat filan? Denenebilir. Belki bacağı kurtarırız ama muhakkak bir araz kalır. Çünkü yara zamanında tedavi edilmemiş. Üst üste defalarca iltihap yapmış. Feci durumda. Tamam. Ameliyat olsun. Kesmeyin de. Ama çok masraflı olur ameliyat. Karşılayabilir misiniz? Olabilir. Kaç para gerekli? Az değil. 25 milyar civarı. Var mı bu kadar paranız? Üç bin not daha Hüptaş alın. Heh, tamam. Lütfen kağıdını satın. Hemen satın onu. Hüptaş diyorum, 3000 not. Aa, gene yeşil oldu. Evet. Kazandık mı Muasip? Kazandık efendim, kazandık. Sarmetal alın. Paysanı sat. Hemen sat, hemen sat. 5000 not. Evet, hadi. Sen bu işi kıvırdın be Veysel. Sahinizde efendim. Ne yapalım, para parayı çekiyor. İyi ya. Hepsini çeksin o zaman. Ne buyurdunuz efendim? Yıllardır çok çalıştım Veysel. İyice yoruldum artık. İşlerin hepsini tasfiye edeceğim. Bundan sonra seninle ben sadece borsa oynayacağız. Mesela Veysel, bu ay kaç para kazandık? 25 milyar 654 milyon. Oo, gördün mü bak? Durduk yerde para. Yıllardır üretim yapıyoruz, ticaret yapıyoruz da ne oluyor he? Bir sürü risk. İşçisiyle uğraş, sigortasıyla uğraş. Öf. Efendim, nasıl doğru bir karar verdiğinizi size anlatamam. Anlatmana gerek yok Veysel. Ben biliyorum zaten. Aman aşağı. Artık dinlenme vakti Veysel. Evde oturup kızımla ilgileneceğim bundan böyle. Parayı da sen yönlendireceksin. Tabii benim gözetimimde. Efendim, bana güvendiğiniz için pişman olmayacaksınız. Akşam eve gel. Bir toplantı yapıp şu tasfiye sürecini konuşalım. Tabii. Emredersiniz efendim. Dur dur. Daha iyisin değil mi? Hiç iyi değilim Reyhan. Sakat bir insan ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim. Aman, ağzından yel alsın. O ne biçim laf? Ameliyat olunca iyileşeceksin işte. Duymadın mı doktoru? Bıraksana Reyhan. O kadar parayı bulmamıza imkan var mı bizim? Tam 25 milyar lira diyor adam. Babacığım. Gel. Babacığım. Beğendin mi? Evet babacığım, çok güzel. Oy canım. Bunun bir de konuşanları var. Biraz daha büyü, sana ondan da alacağım. Sahi mi babacığım? Babacığın sana ne zaman yalan söyledi? Ben bakarım. Hadi bakalım. Geldim. Buyurun. Ayşe. Sen Ayşe misin? Evet, kimi aradınız? Ben Reyhan. Ablanım ben senin. Ayşe kimmiş kızım? Ablammış babacığım. Merhaba dayı. Bu söylediğin çok para Reyhan. 25 milyar az para değil. Biliyorum dayı ama gidecek başka kimsem yok. Bu parayı sana verirsem bütün düzenim alt üst olur. Ama insanlar öyle söylemiyor dayı. Çok para kazanmışsın. Herkes bunu konuşuyor. El aleme neymiş benim kazandığım paradan? Hem nereden bilecek onlar? Başka neler söyledi insanlar sana? Babamdan bana miras kalan arsalar bana lazım olandan çok daha fazlasını ediyormuş. Tamam. Tamam kızım. Sana o parayı vereceğim. İnsanların gözünde ne seni ne de kendimi daha fazla küçük düşürürüm. Ama bana biraz zaman tanı. Lütfen. Mesela bir ay. Hı? Olmaz mı? Bir ay sonra istediğin parayı alacaksın. Dayıcığım. İşte yeşil oldu.
Yeşil oldu. Kazanıyorum, kazanıyorum. Ne oldu? Ne kazanıyorsun babacığım, para mı? Hı-hı. Evet kızım. Bak, şu ok yeşil olduğu zaman var ya, bil ki senin de daha çok oyuncak bebeğin oluyor. Ben bakarım babacığım. Sen bak, sen bak akıllı kızım benim. Sen bak baban çalışıyor. Çalışıyor ve kazanıyor. Daha çok kazanacaksınız beyefendi. Geldin mi Veysel? Geldim, geldim. Efendim paranız hızla büyüyor. Son bir ayda yarısı kadar daha çoğaldı. Şimdi yatırımlarımızı bu perspektifte yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Ben bakarım. Bana bak Muhasip. Efendim. Parayı kazandıkça konuşman da değişti senin. ne yapalım? Konjonktüre uymak gerekiyor. Ne? Konjonktür, konjonktür. Reyhan ablam geldi. Tamam. Merhaba dayıcığım. Hoş geldin. Hasan'ın selamı var. Hastaneyle konuştum. Yarın yatırıyoruz Hasan'ı. Bir haber vereyim dedim. Yarın yatması şart mı? Para var ama bağlı. Peki ne zaman müsait olur? Haftaya. Haftaya kesin tamam. Tamam. Bir hafta daha bekleriz o zaman. Ne yapalım? Güle güle Reyhan abla. Evet Muhasip, ne yapıyoruz? Efendim, yeni yatırım tablomuz bu. Bırak şimdi tabloyu mablayı. Kaç paramız var? Yaklaşık 154 milyar. Tamam, şuradan 25 milyar lirayı ayıralım. Bakarsın lazım olur. Değil mi efendim? 25 milyar lirayı ayıralım, geri kalanı hemen kullan. Hadi fırla. Peki efendim, tamam. Yalnız efendim... yalnız... Evet. Bir miktar mesela... Bu para kadar kredi çekebilirsek... Kazancımız 6 katına çıkabilir. 6 katı mı? Sizin benden daha iyi bildiğiniz gibi efendim. Malum para parayı çekiyor. Tamam. Git bizim bankanın müdürüyle konuş. Kredi işlemlerini hallet. Getir evrağı ben imzalarım. Bağışsın efendim. Durup dururken borca da giriyoruz ama... Aman. Allah büyük. Bu kadar parayı verdi. Dahasını da verir. Dayanamayacağım Reyhan. Bekleyecek takatim kalmadı. Kesecekler mi? Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ameliyattan filan geçtim. Al Hasan, bir tane daha iç. Belki biraz keser ağrını. Ya istemiyorum, istemiyorum. İlaç falan kâr etmiyor artık. Ara doktoru Reyhan. Ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Önce bir dayımı arayayım. Anlatayım durumu. Mutlaka bir çare bulur. Ah be Reyhan. Ne kadar safsın. Bütün bunlar zaten onun yüzünden başımıza gelmedi mi? Hala oyalıyor bizi. Sen hala. Ah! Çalıyor. Allah Allah. İş yerini kapadık, bu sefer evde rahat yok. Ayşe, bak kızım telefona, şimdi Gürtaş geçecek. Ne geçecek baba? Kağıt kızım, kağıt. Hani senin bebekleri alan kağıtlar var ya, işte o. Alo. Reyhan abla? Yok de yok, yok, yok. Babam evde yokmuş Reyhan abla. Hay Allah. Tamam Ayşe'cim, sağ ol. Hasan. Haklısın sen. Ondan bundan çare umacağımıza kendimize çare olmak daha iyi. Hadi gidiyoruz. Bir taksi çağırayım da hastaneye götürsün bizi. Bu ne be? Ne kırmızı ne yeşil. Ne demek bu?
Eyvah, Reyhan geldi. Ya bir Allah'ın kulu da çıksın bir şey söylesin şu kağıt hakkında. Sen miydin Veysel? Gel otur. Evet efendim, benim efendim, benim. Hayırdır Veysel? Yüzün bembeyaz olmuş senin. Efendim, kağıt kapandı efendim. Kağıt off oldu. Türkçe konuşsana be adam. Ne off oldu? Ne kapandı? Battık efendim. Ha? Nasıl yani battık? Parayı yatırdığımız şirket efendim. İflas etti efendim. Böylece bizim 150... 154 milyar lira? Hayır efendim. 157 milyar 657 milyon lira efendim. Peki aldığımız kredi? O da doğal olarak borçhanemize yazıldı efendim. Sen beni katil mi edeceksin Veysel? Efendim. Efendim ama o borcu kapatmak için yeni bir kredi alabiliriz. Ulan öldürürüm seni. Ulan yıkıl karşımdan. Toplan Ayşe, gidiyoruz. Hadi kızım. Yavaş. Dayan biraz. Dur dur. Yavaş. Tamam. Gel. Yavaş. Yavaş yavaş. Geç canım. Tamam. Binin. Tamam. Efendim kızım. Şimdi biz bu çantayı Reyhan ablaya mı vereceğiz? Baba. Yine ne var? Peki Reyhan abla benim neyim oluyordu? Anlattık ya 50 kere. Halamın kızı. Biliyorsan ne diye bana soruyorsun o zaman? Yolu göremiyorum zaten. Bak senin yüzünden kaza yapıyorduk. Şu sorularını sonraya bıraksan olmaz mı? Peki siz ne zamandır birbirinizi görmüyordunuz Reyhan ablayla yani? Peki neden küsmüştünüz? Susacak mısın sen? Birazdan konuşursan bak biz de annenin yanına gideceğiz. Köpek miydi? Neydi o? Beğendin mi yaptığını? Ölmüş müdür baba? Ölmemiştir değil mi? Artık öldüyse de ne yapalım? Tamam ağlama artık. Ne olur in bak belki ölmemiştir. Hiç işim yok bu soğukta bir de köpekle uğraşacağım. Delirdin sen herhalde. Olmaz in bak. Her gün 10 tane ölüyordur bunlardan burada. Bize mi düştü kurtarmak? Allah Allah. Hayır!
babacığım ölme ne olur. Aç gözlerini ne olursun.